sevgili izleyenler. Evet, kadınların biliyorsunuz Anadolu'da çok büyük emeği olan, tarlada, tabakta, ahırda gerçekten çok büyük emekleri olan ve bunların içerisinde de başarılı olan, bir araya, bir çatı altına toplayan burada değerli bir bayan ablamız var. Efendim, sizi tanıyalım. Benim ismim Zümran Ömür. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin başkanıyım. İlhan Koçur abimizle beraber sürdürüyoruz derneği. Derneğimiz 2007 yılında kurduk tıbbi bitkiler üzerine. Ama 4 yıldır festival yapıyoruz. Bu yılda 30 ilden, 8 ilçeden ve 4 ülkeden misafirlerimiz katıldı. Sağ olsun, var olsunlar. Türkiye'mizin peynirlerini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Başkanım, biraz köyünüzden söz ederseniz. Neler yapılıyor? Yani bir gün sabah kalkıyorsunuz yatağınızdan, o gün hangi işte başlıyorsunuz bu bölge insanı? Biz sabahleyin saat 5-5.30 gibi kalkarız, ineklerimizi sağarız, sağdıktan sonra sütümüzü peynir yaparız, kahvaltımızı yaparız. O gün eğer eğitim varsa eğitime katılırız, yoksa bitki toplamaya ya da günlük işlerimizi devam ettirmeye çalışırız. Akşam 4'te tekrar inek sağar ve akşam tekrar peynir yaparız. Başkanım, biz tabii burada çekimlerimizi sürdürürken gerçekten hayvanlarınız hep böyle serbest, açık alanda, meralarda yayılıyor. Siz bunları kapalı alanda beslemiyor musunuz? Bizim yaz boyunca hep merracılıktır. Kış olunca orada besliyoruz. Ama kış olunca da biçmiş olduğumuz organik ürünlerle besliyoruz ki köyümüz organik sertifikalı. Peki başkanım, böyle bir dernek kurmayı nereden aklınıza getirdiniz? Neden ihtiyaç duydunuz? Aslında dernek bize bir yaşam umudu oldu. Çünkü 2000 yılında köyümüzde bir kaza oldu ve biz 22 kişiyi kaybettik. Bu yüzden derneğimizi kurduk ve yeri hayata döndük diyebiliriz. 2007 yılından bu tarafa hep eğitim alarak devam ettik. Örneğin bitkiler konusunda aldık, iletişim kursu, sağlık kursu, beslenme kursu. Bir yıl Fransızca kurs gördük, dil öğrendik. Yoga kursu aldık. Şimdi bilgisayar kursu alıyoruz. Kurslarla öğrenerek hayatımızı daha bilgili bir şekilde sağlamak istiyoruz. Başkanım, günübirlik buraya tur otobüsleri geliyor. Yerli ve yabancılar geliyor. Sizin bu yörede başta peynir var, kaşar, gravyer var. Başka yanında yine evde yapılmış olan hamur işi falan var mı? Biraz ürünlerden söz edelim. Şimdi bizim sadece kaşar, gravyer değil, 32 tür peynirimiz var. 32 tür peynir içinde müze kurduk ki gelecek nesillerimize aktarabilelim. Müzeyi ya ben, ya eşim, ya da köyün halkından birisi anlatıyor. Oğlum anlatıyor, arkadaş anlatıyor. Köyümüzü tanıtmaya çalışıyoruz gelen misafirlerimize. Peki başkanım, buradan son olarak bir mesajınız olacak mı? Ben şöyle diyeyim. Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Tüm kadınlardan ricam, becerdikleri dalda üretmeye devam etsinler. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer bölgelere de örnek olacak bu çalışmalarınız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, peynirciliği konuşmaya devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Anadolu Peynirleri buluşuyor. Yani Kars'ta buluşuyor. Festivalinde 30 il, 8 ilçe, 4 yabancı ülkeden peynir üreticileri var. Yanımızda da yine İran bölgesinden peynir üreticisi bir arkadaşımız var. Tabii bizim dilimiz biraz olmadığı için yanımızda yine değerli bir arkadaşımız Fatih Bey bize yardımcı olacak bu konuda. Evet efendim, öncelikle hoş geldiniz ülkemize. Firstly, welcome to Turkey. Thank you. That's our pleasure. We are very happy to be. Benim için bir zevkti. Çok mutluyuz burada olmaktan diye. İlk defa mı kat? And the first time you come? In Turkey? No, not first time. Here in Kars? Here, yes. Türkiye'ye daha önce geldi ama Kars'a ilk kez gelmiş. Peki orada ne üretiyorlarmış bunlar? So what do you produce in Iran? Are you a producer or what do you do as production? I'm a producer. I work in agriculture and I'm producing rice by myself, but working with some rural society that they producing cheese. And they have some variety of cheese, and the main variety is Talish
paneer, we call it. Talaş paneer. Diyor ki kendisi orada çeltik üreticisi. Ama bir aynı zamanda bulunduğu bölgedeki kırsal organizasyonlarla, çiftçilerle beraber çalışıyor. Özellikle de peynir üreticileriyle. Çok farklı çeşitler var diyor ama en çok üretilen bizim buraya getirdiğimiz talaş peyniri. Peki şimdi buradaki katılımdan, işte size yönetilen sorulardan ne çıkarttınız, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir dahaki yıl bekleyelim mi sizi? What are your impressions here? What do you think about the questions or the people who come and taste your cheese? Like, which, should we expect you coming next year as well? I think they like the cheese. And sanırım bence peyniri beğendiler diyor. And I get a good feedback, and it was not very different taste. It's similar, but it's different. You know, it's not too much different. But and güzel geri bildirimden aldım diyor. Genel olarak yani buradaki peynirleri de görünce zaten tekrar anladım ki yani tadı çok farklı değil. Ama benzerlik olsa da yine de farklı bir peynir getirdik diyor. For this reason, I think the people could have communication with our cheese taste and they like it. Most of them like it. Yani bir de büyük ihtimalle bu benzerlikten dolayı zaten tadanların çoğunun damak tadı alışkın olduğu için peynirimizi beğendiler diyor. Bu tür etkinlikler bulundukları yerde de yapılıyor mu? Do you have some kind of similar activities or events in where you live? Yes, we have, but not exactly like this. And not exactly like only on cheese, but the estates have some events on a strawberry and some handicrafts in our region. Yes. Ya benzer şeyler yapıyoruz diyor ama peynir üzerine özellikle yapılan bir şey yok. Ama el sanatları üzerine veya mesela çilek gibi daha o yörede üretilen bitkisel üretimle ilgili şeyler oluyor diyor. Ama peynir üzerine yokmuş. Son olarak buradan bir mesajı var mı? Do you have anything you want to say? Do you have any message that you want to send from here? I think we are brother countries and we must have more collaboration with each other to save our independence in the Middle East actually. Ya bence diyor çok yani iki ülke zaten kardeş ülkeler. O yüzden benim buradaki tek arzum hani iki ülkenin birlikte işbirliğini arttırması. Bu işbirliğinin getireceği şey de Orta Doğu'da bağımsızlığımızı koruyabileceğimiz bir işbirliği. Evet, çok teşekkür ederim. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Anadolu Peynirleri Buluşuyor Festivali'nde kurslara katılan yine burada tadımcı iki tane hanımefendi var. Bunlar aslında peynir üreticileri ama tadımcılık adına ayrı bir belge, ayrı bir bilgi sahibi olmak istiyorlar. Efendim neler katacakmış kendine onu soracağız bu iki kardeşimize. Evet efendim önce sizi tanıyalım. Benim ismim Nigar Koçulu. Boğatepe'de doğdum, büyüdüm. Bu köyde yaşıyorum. Peynir mandramız var. Kaşar peyniri, gravyer yapıyoruz ve çeşitlerini yapıyoruz. Köyümüzde peynir, hem peynir üretici olarak ve peynir tatlarını da tatmak adına köyümüzde böyle bir peynir tadım eğitimini aldık biz burada. 2 gün, 3 gün aynı şekilde. Ve diğer peynirleri de tadarak, kendi peynirimizi de tadarak, markaları tanımadan, görmeden, peynirin aralarındaki farklılığı, yağ oranını, tuz oranını, görsellik olsun, rengi olsun, ne bileyim,
Kriterleri çok demek. O kriterleri çoktu bu şekilde. Hani peynirlerin üzerindeki siyah noktalar, beyaz küfler, mavi küfler, bunların çeşitli çeşitli nedenlerden olduğunun o eğitimlerde öğrendik. Ve bir üretici olarak biz bunları eğitimine alarak, öğrenerek ve iyi bir peynir yapmaya karar verdik. Yani bu böylelikle de Avrupalılarının sofrasında da güvenli bir şekilde gidecek. Yani pazar payı açılmış olacak. Aynı pazar payı da açmış oluruz. Avrupa'nın masasında da bulunsun istiyoruz peynirlerimiz. Ve kendi Boğatepe köyünün peynirlerini bütün dünyaya, tek Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmaktır amacımız. Gördüğünüz gibi bugün peynir festivalimiz var. Boğatepe'de çok sayıda misafirlerimiz var, çok sayıda dışarıda misafirlerimiz var. Hepsi bizim onurumuz, gururumuz. Biz onur duyuyoruz ve böyle güzel bir şey yaptığımız için peynir için de, tadım için de eğitimler alıyoruz. Daha güzel şeyler yapacağımıza da inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, sizi tanıyalım. Ben Hüsniye Aydar, Küçük Boğatepe köyünden geliyorum. Ben çiğ süt üreticisiyim. Tadım şenliğine katıldım. Peynirlerin tadına gelen misafirlerimize en iyi peynir nasıl seçeceklerini onu öğrenmek için tadım şenliğine ben katıldım. Çok güzel şeyler öğrendim. Peynirin, iyi olan peynirin tuzu yerinde olacak. Gözenekleri çok büyük olmayacak. Dış rengi güzel, kalıbın dışına taşıp da şekil bozukluğu olmayacak. Yeşil küf, sarımsı küf olmayacak. Tuz aşırı derecede tuzlu olmayacak. Çok aşırı tuzlu olan kaşarın tadı bozuk olur, kurumuş olur. Çünkü yağ oranını dışarı atıyor. Siz çiğ süt üreticisi dediniz. Evet. Sizin hayvanlarınız tabii genelde büyükbaş. Evet. Ama onların cinsleri bir değişik bir şey. Bizim köyümüzde zavot ırkı denilen bir ırk var. Diğer ırklardan ayıran özelliği, diğer hayvanların sütü %3 yağ oranı varsa bizim zavot ırkı %3,5-4'tür. Onun için biz hayvanlarımızın ırkını, değerini biliyoruz. Hayvanlarımız merada yayılıyor 6 ay boyunca. Hayvanlarımız organik besleniyor. Biz dışarıdan başka ek gıda getirip vermiyoruz. Peynirlerimizin lezzeti doğamızdan geliyor, bitkilerimizden geliyor. En iyi peynir, en iyi üretim ne şekil olacağını sağ olsun İlhan abinin önderliğinde hepsini öğrendik. Daha kaliteli üretim yapmak için onları bize öğrettiler uzmanlar tarafında. İlhan abiye de teşekkür ediyoruz. Bu İlhan Koçulu tabii ki. Bu güzellikleri bize sunduğu için de sizler aracılığından İlhan abiye, sizler de bizi yalnız bırakmadığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar köyümüze hoş geldiniz. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Boğatepe köyünde çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet efendim, sizi tanıyalım. Adım Nilhan Aras. Ben Metro Toptancı Market'te çalışıyorum. Kültür yayınları var Metro'nun. Ben Metro Kültür Yayınları ve Metro Gastro Dergisi'nin yayın yönetmeni ve editörüyüm. Evet, buradaki festivalde 30'a aşkın işte 8 ilçe, 4 yabancı ülkeden buraya çeşitli peynirler geldi. Efendim siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada artık firma olarak burada artık kayda değer alışverişiniz olacak mı? İlk önce şunu söyleyeyim sorunuzu yanıtlamadan önce. Şu anda çok 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 değerli, çok önemli bir etkinliğin içinde bulunuyoruz. Çünkü burası bir köy ve uzakta bir köy gerçekten. Ve bize metropollerde bulamayacağımız üreticilerin ürünlerini bir araya getirmiş ve pek çok yerden, pek çok şehirden tüketiciyle buluşturmuş. Şahane desteklenmesi ve sürekli beslenmesi gereken bir organizasyonun içindeyiz. Onun için çok mutluyum ve organizasyonu yapanlara, tüm düzenleyenlere teşekkür etmek istiyorum sizin nezdinizde. Sorunuza gelince ben firmamda satın alma yetkilisi değilim. Fakat şunu yapıyorum. 18 yıldır Anadolu'yu dolaşıyorum ben.
Gittiğim her yerde çeşitli ürünler buluyorum. Gerçekten değerli, önemsenmesi gereken, tüm Türkiye'nin tanıması gereken, ekonomiye kazandırılması gereken ürünlerle karşılaştığım zaman bunu örneklerini alıp arkadaşlarıma götürüyorum. Üzerinde tartışıyoruz. Uygun koşulları sağladıklarında da raflara alıyorlar. Burada da seçtiğim peynirler var. Çok iyi üreticiler var. Yani biz İstanbul'da otururken Hakkari Yüksekova'dan bir üreticiyle yüz yüze gelmemiz çok zor. Mümkün mü? Evet mümkün ama zor. Şimdi çeşitli örnekler alıyorum. Şimdi götüreceğim arkadaşlarıma ve onların da çok beğeneceklerini sanıyorum. Burada tescil almış ürün mü sizde öncelikle? Biz coğrafi işareti önemseyen bir firmayız. Zaten coğrafi işaretin ekonomik değer olarak adının geçmesi metro ile başladı. Bundan birkaç yıl önce. Çok önemli projeleri var metronun. Tabii ki coğrafi işaretli ürüne önem veriyoruz. Ama yöresel ürünlere gerçekten hakkıyla doğru olarak üretilmiş ve üretilmeye devam eden ürünlere önem veriyoruz. Bakarken bir sıralamamız var ama bulamadık, geri dönüyoruz, asla demiyoruz. Ne çıkarabileceğimize, mevcudiyetten ne çıkarabileceğimize iyice bakıp değerlendirme yapıp sonra karar veriyoruz. Burada da coğrafi işaretli ürünler vardı, Kars kaşarı başta olmak üzere. Tescil sürecine girmesi gereken, öyle düşünüyorum, hak ettiğini düşündüğüm peynirler var. Onları da söyleyeceğim arkadaşlarıma. Ayrıca metro üreticiye destek oluyor. Birliklere destek oluyor tescil alınması konusunda, coğrafi işaretleme yapılması konusunda. Ben de onlara bilgi veriyorum, kaynak gösteriyorum. Yapacağımız şeyler var. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, Kars merkeze bağlı Boğatepe köyündeyiz. Yanımızda birçok başarılı projelere imza atan İlhan Koçulu Bey var. Evet efendim, sizi böyle anons ettik biz. Aslında biz her şeyi biliyoruz ama izleyicilerimizle paylaşmak adına önce sizi bir tanıyalım, ardından da şu projelerden kısa kısa bir bahsedelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size çok çok teşekkürler. Sağ olun. Tüm ekibinizle birlikte. İsmim İlhan, soy ismim Koçulu. Kars'ın kuzeybatısında Boğatepe köyünde doğdum ve burada yaşamımı devam ettirmekteyim. Çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğuyum. Beşinci kuşak peynir ustası olarak yaşamaktayız. Boğatepe köyüne 2000 yılında geri döndüm. 1977 yılında üniversiteye gittim. Sonra 2000 yılında geri döndüm. Geri döndüğümde köyde çok büyük bir göç vardı. Yani 1000-1500 nüfuslu köy 300-500 nüfusa düşmüştü. Bu giderek insansızlaşan, ekonomik yapısını kaybeden, üretmeyen, üretimden uzaklaşmış bir yapıya dönmüştü. Hepimiz biliyoruz ki bizim yaşamımızın en güzel anıları çocukluk yıllarımızda geçen anılardır. Hep aklımıza geldiğinde onlardan, onlar bize mutluluk verirler. Benim de köye dönüş hikayem biraz öyle oldu. Bu köydeki yaşam, bu köydeki yaşadığım süre beni geri çağırdı. Geri geldiğimde göçü nasıl durdurabiliriz ya da nasıl terse çevirebiliriz? Terse çevirmeye çok gücümüzün yeteceğini düşünmüyordum. Ama nasıl durdurabiliriz hayaliyle başladım. O hayal komşularımın
benimle birlikte çalışan arkadaşlarımın emeğiyle, katkısıyla bugün gördüğünüz hale döndü. Göç durdu, geriye gelmeler başladı. Üretim her yıl biraz daha yükseliyor. Bir mandıraya düşmüştü köyde. Şu anda 8 tane AB ruhsatlı mandıramız var. Bu yıllık bu köyde 350-400 ton peynir üretiliyor. Her yıl Türkiye ekonomisine, ülkemiz ekonomisine abartmayayım ama 1000 tane ile 1500 arası hayvan kesime gidecek hayvan besi hayvanı kazandırıyoruz. Mutluyum bu şekilde. Şekilde mutluyum. Burada dördüncüsünü düzenlemiş olduğunuz bir Anadolu peynirleri Boğatepe'de buluşuyor sloganıyla, afişlerle donattınız. Hakikaten dün de yoğun bir ilgi vardı. Aldığımız bilgilere göre 30 il, 8 ilçe, 4 yabancı ülkeden burada peynir üreticileri bir araya geldi. Şimdi köyünüzü de geziyoruz burada, görüyoruz ama burada en çok ön planda olan bayanlar. Eğitiliyor bayanlar. Biraz ondan söz edelim. Bu herhalde projenin bir ayağı mıydı? Projenin temel üç ayağından bir tanesi. Bir ayak projede üretim, bir ayak sosyal yaşamı güçlendirme, bir ayak bu sosyal yaşamın içerisine kadını katma. Şimdi kadınlarımız biz 2000 yılında ne yapabiliriz diye yola çıktığımızda erkek arkadaşlarla birlikte 2006'ya kadar birlikte yürüdük ama erkekler biliyorsun biraz tez canlıdır. Daha çabuk nasıl sonuç alırız, daha çabuk nasıl da paraya kavuşuruz, refaha kavuşuruz, para demeyeyim de refaha kavuşuruzu çok çabuk istediler, tez gelsin istediler. Ben bir yerde şeyi hissetmeye başladım. Erkeklerin beni yalnız bırakacağını. Tam o noktada ben hep şey derim, damımıza koku, ağzımıza tat geldi cümlesini kullanırım. Bu cümle Çıldır'da bir annemizin cümlesidir. Ekmeğin kokusu nerede? Toplantılarda konuşurduk. Niye kayboldu? Biliyorsunuz eskiden ekmek bir mahallede pişti mi, bir evde pişti mi bir mahalleyi kokarlardı. Evet. Biz niye kaybettik? İşte kullandığımız gübreler, hayvandaki şey tohumlar, hayvan tohum gübresinin kullanılmaması, değirmen, buğdayın yıkanması falan, bunların hepsini alt alta koyduğumuzda koku kayboluyor dedik. Bir tohum çoğaltma sürecinde, buğdayların çoğaltma sürecinde bir köye gittiğimde bir kadın 2 yıl önceki sohbetimizden esinlenerek çocuklarına eski usul üretimi yapmış ve ekmeğin kokusunun çıktığını görmüş. Ve bana 2 ekmek hediye etti. Oğlum Allah razı olsun evladım. Sen bizim eski yaptığımız şeylerin kıymetli olduğunu bize anlattın. Biz yeniden döndük. Ağzımıza tat, damımıza koku geldi. Şimdi bu kelime benim kadınlara yönelmemi, istikamet vermemin temelini oluşturdu. Rotary'yi bu tarafa çevirdim. 2006-2007 yılında köyde yeni bir dernek kurduk ve derneğin üyelerinin %75'ini, 80'ini kadınlar oluşturdu. Eş başkanlık yaptık. Biz iki başkan, Zümran Hanım da o zaman eş başkan oldu. Şimdi köyün içerisinde kadınlarla olan ilişkileri o yürütüyor. Biraz şehire gidip gelme gerekiyor bu işlerde biliyorsunuz. Orada da ben aktif rol alıyorum. O günden bugüne şifalı bitkilerle ilgili bir çalışma sürdürdük. Kadınlar bitkileri tanıdılar. O tanıdıkları bitkileri nasıl kullanacaklarının eğitimlerini aldılar. O eğitimlerle bugün önce kendilerine, çevrelerine, ailelerine, sonra da piyasaya da artık ürün vermeye başladılar. Kurutulmuş bitkiler, şifalı bitkiler. İkinci aşama tohum çoğalttık. Yerel tohumların, eski atababa tohumlarımızı kullanmaya başladık. Ki onlardan elde ettiğimiz unlar, onlardan elde ettiğimiz diğer işte mercimeğidir, nohutudur, daha fazla talep görmeye başladı. Bulgurumuz daha çok istenmeye başladı. Bu ek gelirler getirmeye başladı. Bunu duyan, bu köyde temiz gıda üretiliyoru duyan büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, burada ne oluyor diye bizi ziyaret etmeye başladılar.
sizin gibi kıymetli yerel ulusal basın temsilcilerinin bizi tanıtması, lanse etmesi sonucu. Dışarıdan her bizi ziyarete gelen misafir, ben turist demiyorum, o kelimeyi çok sevmiyorum. Önce bir dostluk, önce bir insani ilişki, sonra bizim kültürümüzü tanımaları için bir fırsat veriyoruz ve onlardan karşılığında aynı şekilde dostluk alıyoruz. Şimdi bu süreç böyle kadınlara yüzümüzü döndük, kadınlarla başladık. Yanılmadığımızı gördük. Sürdürülebilirliğin simgesi olan kadın bu köydeki başarının da arkasındaki kahramandır. Belki ön yüzde ben görünüyorum, ön yüzde Zümran Hanım görünüyor. Ama esas arkamızda 2 gün içerisinde köyde 1300-1400 kişi yemek yedi. Bu 1300-1400 kişiyi ağırlayan, doyuran, onlara ne iyi ettiniz geldiniz diyen, hiç yorgunluklarını hissettirmeyen bu kadınlarımız bizim yüz akımız oldu. Ve bu hem onların sosyalleşmesini başa dönecek olursak, hem de o sosyalleşme içerisinde elde ettikleri gelirlerle burada daha refah yaşamalarını sağlarken göçü durdurduk. Boğatepe köyünde hangi yıllarda başlamış bu kaşar peyniri? Kars peynirciliğinin tarihi, Kars'ın Rus yönetimine geçişi ile başlar. 1876 yılında Balkanlarda kaybedilen bir savaşın bedeli olarak Osmanlı Kars'ı Ruslara terk eder. Burada altını çizmek istiyorum. Anadolu'da kahramanlık madalyası almış ilk şehirdir Kars. Çünkü 3 yıl Osmanlı döneminde Ruslara karşı direnmiş, büyük destanlar yaratarak teslim olmamış bir şehirdir. Bu üzücü bir olay ama her işte bir hayır aramak gerekir. Kars'ta peynirciliğin temellerinin atıldığı da dönemdir. Rus yönetimi döneminde Kars'ta ilk peynir atölyelerinin temelleri atılır ve ilk atölye Boğatepe köyünde kurulur. Bir İsviçreli girişimci Rus hükümetinden izin alır. Burada getirilip sonradan yerleştirilen molakanlar var. O molakanlarla birlikte bir kooperatif kurarlar ve mandıra yaparlar. Mandıra zavod, yani fabrika. 1918'de onlar gider, biz Kafkasya'dan geliriz. Bizim de Kafkasya'da atalarımız peynir imalatçısı. Bu köye yerleşme nedenleri gelirler. Bu köyde bir tane hazır mandıra var, hazır zavod var. Zavoda yerleşirler. O zavodda imalatı başlatırlar. 1921-22'de pazara mal sunmaya başlıyorlar. Oradan gelen bir süreç. Bizim bu çalışmalarda göçün en tetikleyici nedenlerinden bir tanesi de aidiyet duygusunun zayıflığıdır. Aidiyet duygusu şudur: ben burada yaşıyorum, bana ait ne var burada veya da ben burada ne kadar aitim? Şimdi senin burada anıların tek başına senin karnını doyurmadığı için durmuyorsun. Buradaki işte biz botanik yaptık, florayı çıkardık, şunu bulduk, bunu bulduk. Onlar bütün değerlerimizi, peynirdir, bitkilerdir, eğlencelerimizdir, düğünlerimizdir, hayvancılıktaki işte o en iyi hayvan yetiştirme övgüsüdür. Bunlar bizim aidiyet duygularımız olarak geliştirildi. Ve arkasından peynire döndük. Peynir burada Kars'ta ilk temeli atılan mandıra binası duruyordu. Bu mandıra binasını müzeye dönüştürme kararı aldık. Türkiye'de ilk. Şimdi müzeler, çok iyi biliyoruz ki, geçmişi geleceğe taşıyan belgeler ve objelerdir. Ama hangi belgeler, hangi objeler? Resmi yönetimin belgeleri ve objeleridir. Ekomüzecilik, baskı altına alınmış kültürlerin, kimin baskısının altına? Sanayileşmenin. Baskısı altına alınmış yerel kültürlerin kendisini savunma amacıyla yerel halk tarafından, o bölgede ben buna sahip çıkacağım diyenler tarafından kurulan müzelerdir. Dünyada 5700 tane ekomüze var. Ekomüzeler yerel kültürleri yaşatıyor. Kimi dokumacılığı, kimi
şerbetçiliği, kimi bisküvicülüğü, kimi şunu, kimi bunu. Bizim köyünde temel kültürü peynircilikti. Biz peynirciliği yaşatalım diye ekomüzeyi kurduk. Kars'ta bir araştırma yaptık. 32 çeşit peynir var. Bunu parantez içinde şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 200'ün üzerinde peynir çeşidi var. Bunların her yıl unutulanları, kaybolmaya yüz tutanları kayıt altına aldık ve 2-3 yılda bir tanesini pazara sunmaya başladık. 16 peynir pazara sunuyoruz. Biz müzeyi kurduğumuzda Kars'ta 3 peynir pazara çıkıyordu. Diğerleri ev tüketimindeydi. Kaşar, gravyer, çeçil. Şu anda 16 çeşit peynir pazara sunmaya başladık. Bu giderek de 30'a kadar çıkaracağız inşallah. Müzeyi böyle kurduk. Türkiye'nin ilk şu anda tek hem ekomüzesi hem peynir müzesi. Evet, şimdi kısa bir ara diyoruz. Aradan sonra birlikte olacağız.